ticaret verilerimizi paylaşırken hizmet ihracatımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hizmet gelirlerimiz seyahat ve taşımacılık gelirlerinin de önemli etkisiyle güçlü seyrini sürdürmektedir. 2022 Ocak-Eylül döneminde %69,4 oranda artışla 31,3 milyar dolar seyahat geliri elde edilmiştir. Aynı dönemde %57,9 oranında artışla 26,8 milyar dolar taşımacılık geliri kayıtlara geçti. Değerli ihracatçılar, bakanlık olarak küresel belirsizliklerin bu denli büyüdüğü bir dönemde ihracatçılarımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Öncelikle geleneksel ilaç pazarlarımızdaki daralmayı öngörerek yıl ortasında devreye aldığımız uzak ülkeler stratejisiyle ihracatçılarımızın Asya ve Güney Amerika gibi uzak pazarlarda tutunmaları için onlara destek oluyoruz. Böylece ihracat menzilimizi ve ürün çeşitliliğimizi genişletiyor, 18 ülkeye yönelik ülke özelinde eylem planları uyguluyoruz. Öte yandan özellikle Avrupa'da birçok firma enerji tasarrufu için çeşitli yollar ararken yaklaşan kışla birlikte üretim ve yatırımların yeni rotalara kayma ihtimali güçlenmektedir. Bu doğrultuda bir taraftan ülkemizin Avrupa için üretim ve tedarik merkezi olması için yoğun temaslar sürdürmeye devam ederken bir taraftan da artan enerji fiyatlarıyla gelirleri ve dolayısıyla talepleri yükselen Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin ilk tercihinin Türkiye olması için yoğun ticaret diplomasi faaliyetleri yürütüyoruz. Nitekim bu hafta İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz İSEDAK programı vesilesiyle Temmuz ayında uygulamaya konulan İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasındaki tercihli ticaret sistemi ve hayata geçen tahkim merkezi sonrası ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek için kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Değerli misafirler, küresel ekonomi, enflasyon ve küçülme arasında sıkışmışken, ülkemizin pandemi döneminde olduğu gibi bu adı konulmamış küresel kriz ortamından da en az hasarla çıkması için özverili çalışmalara devam ediyoruz. Geçtiğimizi yakaladığımız büyüme ivmesini 3. çeyrekte de devam etmesi ve ihracatımızda yakaladığımız seviyeler çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı ortaya koymaktadır. Bu kapsamda kararlılıkla uyguladığımız ihracata dayalı büyüme modelimiz ve ihracatçılarımızın yoğun çalışmaları sayesinde sanayimizde son yıllarda gösterdiğimiz atılımı devam ettireceğimizi, ihracatın ve yatırımların lokomotif olduğu mevcut büyüme ortamının sürdürülebilir kılacağımıza eminim. Sözlerimi burada son verirken, büyük gayret ile çalışmalarını sürdüren tüm ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize, milletimiz, ülkemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a